Merhaba. Bugün size İTÜ'de okumanın zorluklarını anlatmaya çalışacağım. Saat biraz geç oldu. Hava kararmadan umarım bunu çekmeyi başarabilirim. Ve bu arada garip sesler duyarsanız çatıdan geliyor. Büyük ihtimalle komşulara bir parti gibi bir şey vermeye çalışıyorlar. Much later. Şimdi defterime biraz not aldım. 3 tane İTÜ'nün genel olarak İTÜ'de okumanın zorluğundan, 3 tane de İTÜ'de MBG okumanın zorluğundan bahsedeceğim size. Ama bu zorlukları yanlış anlamayın. Zor ama imkansız değil. Sadece birazcık daha üniversite deneyiminizi bir tık zorlaştırıyor diyebilirim ama size deneyim katıyor en azından. Bir şeyleri kısa zamanda nasıl yapmayı öğreniyorsunuz diyebilirim. İlk olarak İTÜ'de moleküler biyoloji ve genetik okumanın zorluğundan biri İngilizce okuyor olmanız ve konuların çok geniş olması. İngilizce okuyor olmanız bence çok iyi bir şey, yani artı bir şey. Ama bazıları için eğer İngilizceyi hiç öğrenmediyseniz, tabii ki de hazırlıkta öğreneceksiniz ama işte terimleri öğrenmesi, alışması, öyle bir dersi anlayabilmesi biraz uzun sürebilir ama bence ilk seneden sonra her şeye alışıyorsunuz. İlk maddedeki diğer bir konu da konuların çok yoğun olması. Yani bir derste 10-15 chapter işleyebiliyorsunuz bir kitaptan ve onların hepsini esas o İngilizce kitaplardan okumanız gerekebiliyor ve bunları okumak da tabii ki de çok uzun sürüyor. Sadece okumak değil, okuduğunuzu anlamanız da gerekiyor. Yani bu İngilizce olması ve konuların çok yoğun olması ilk zorluğumuz diyebilirim. Ama bence dediğim gibi size çok büyük deneyim katan bir şey. Her şeyi İngilizce öğrenmeniz ileride işinize çok fazla yarıyor. Böylece makalelerin hepsini çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Ve bilim dili de İngilizce olduğu için bence İngilizce eğitim veren bir okulda okumak bu bölüm için çok 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 önemli. İkinci bir zorluksa vizeler, finaller, laboratuvarlar, raporlar, ödevler diyebilirim. İTÜ'de ve sanırım çoğu okuldaki moleküler biyoloji ve genetik bölümünde 2 vize bir final oluyor. Bu 2 vize bir final olması da neredeyse dönemin içinde sürekli sınav oluyorsunuz gibi bir duruma geliyor. Yani atıyorum dönemler şimdi kaç haftaydı hatırlamıyorum ama 15 haftalık bir dönem olsun. İlk hadi 4-5 hafta bir şey olmuyor sınav olarak ama sonra sınavlar bir başlıyor ve bitmiyor. Aynı zamanda laboratuvarlara da gidiyorsunuz. Laboratuvarlarında raporlarını yazmanız gerekiyor. Aynı zamanda hem sınavınız varken hem de laboratuvara rapor yazmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu yüzden her şey çok yoğun oluyor. Yani bir anda bir sürü şey yapmaya çalışıyorsunuz. Çok fazla çalışmanız gerekiyor. Ve rapor yazarken mesela ben çok stresli oluyordum. Ya da o hafta rapor yazmam gerekiyorsa dışarı falan çok fazla çıkmıyordum. Çünkü hem rapor yazmam, hem sınavlara çalışmam, hem dersleri bir yandan tekrar etmem gerekiyordu. O yüzden birazcık zor oluyordu açıkçası. Hatta bir dönemde 2 tane laboratuvar dersi almamız gerekiyordu. O yüzden 2 kere, haftada 2 kere ya da her hafta lab raporu yazmamız gerekiyordu. Yani bu tarz şeyler de biraz yoğunlaştırıyor maalesef. Yani dönemde bir kere sınavlar başladı mı finallere kadar hiçbir şekilde bitmiyor gibi bir şeydi. Ama böylece bence zamanınızı nasıl iyi yönetmeniz gerektiğini öğrenmeye çalışıyorsunuz. Yani belki tam olarak öğreniyorsunuz diyemem çünkü sürekli öğrenmeniz gereken bir şey yaptığınız şeyler değiştikçe. Ama en azından nasıl efektif bir şekilde kullanmanız gerektiğini öğrenmeye başlıyorsunuz diyebilirim. Ve moleküler biyoloji bölümü içinde zorluklardan üçüncüsü bence deney raporları. Deney raporu yazmak uzun sürüyor ve bayağı vaktinizi alan bir şey. Onun introduction'ını yazmanız gerekiyor, result'lar, discussion. Özellikle tartışma kısmını güzel bir şekilde yazmanız gerekiyor. Laboratuvardan laboratuvara ne kadar puan kırıldığı da değişebilir ya da hangi asistanlar giriyorsa, hangi asistan okuyorsa o laboratuvar raporunu ne kadar puan kırdığı da ona göre değişebiliyor. Bazen çok düşük notlar alabiliyorsunuz. O yüzden yapabileceğinizin en iyisini yapmanız gerekiyor. Ve bu tartışma ve introduction giriş kısımlarını yazarken tabii ki de literature okumanız gerekiyor. Oradan çünkü referans alıp
cümleleri de aynı şekilde yazamıyorsunuz. Değiştirerek yazmanız gerekiyor. Yani birçok şeyi okuyup sonra onu özetleyip sonra da tartışmanız ve sonra da referanslarını eklemeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bir bakıma küçük bir makale yazıyormuş gibi oluyorsunuz o hafta yaptığınız deneye göre. Tabii ki de çok profesyonel bir şey değil ama nasıl yazılacağını bu şekilde öğreniyorsunuz. O yüzden raporlar üzerine çok çalışmanız gerekiyor. Ve raporları da İngilizce yazıyorsunuz. Bir de herkes tamamen bir rapor yazıyor. Şimdi ben duyduğum ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama başka üniversitelerde mesela deneyi 5 kişi yaptınız ya grup. Bir kısmını bir kişi yazıyor, bir kısmını başkası yazıyor vesaire. 5 kişi tek bir rapor yazıyorsunuz. Böyle bir şeyler duydum ama İTÜ'de kesinlikle öyle değil. O 5 kişi bir deney yaptıysa herkes kendi raporunu kendisi yazıyor. O yüzden bütün bir hafta bu rapor üstünde uğraşmanız gerekiyor. Evet, bunlar İTÜ'de moleküler biyoloji okumanın zorluklarıydı. Ve dersler hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız şuradan bütün dersleri teker teker anlattığım, içeriklerini anlattığım, hangi dersleri bazılarından hangi notla geçtiğimi anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim İTÜ'nün zorlukları genel olarak. Ama bunlar tabii tatlı zorluklar. Çok da şey yapmayalım. İlki İTÜ teknik bir üniversite olduğu için matematik ve fizik derslerinin zorluğu diyebilirim. Benim dönemimde ders programı şimdiki gibi değildi. O yüzden neredeyse mühendislerle birlikte aynı matematik derslerini, fizik derslerini alıyorduk. O yüzden bayağı zorlayıcı oluyordu. Kolay dersler değildi yani. Ve kredileri de çok yüksek olduğu için ortalamanızı çok fazla etkiliyorlar. Ve genelde ilk dönem, ilk sene aldığınız için bu derslerden iyi not alamazsanız ortalamanız düşüyor. Ve üçüncü yarı yılda da çap falan yapmak istiyorsanız ona başvuruyorsunuz. Ve ilk sene böyle ortalamanızı düşürürse bu dersler çap ya da yan dala başvurma şansınız birazcık azalıyor. Çünkü bunun için ortalama gerekiyor. Ve buraya bir parantez açabilirim yani bu ilk maddeye. Bence İTÜ'de çap yapmak çok da kolay değil. Başka üniversitelerde, belki özel üniversitelerde her okuyan çap yapıyormuş gibi olabilir. Ama genelde çap yapanların sayısı azdır. Yani atıyorum 50 kişi girdiyse 20'si birden çap yapmıyordur. 3 kişi, maksimum 5 kişi falan yapıyordur o dönemde. Bu arada çap ne derseniz çift ana dal programı, yani başka bir bölümü de aynı anda okumak oluyor. Şimdi İTÜ'nün ikinci zorluklarından biri bence kampüsün büyüklüğü. Zorluk demeyeyim, aslında güzel bir şey kocaman bir kampüsün olması. Ama bazen bu kampüsün büyüklüğü sizin bir fakülteden diğer fakülteye ders arasında gitmenizi zorlaştırıyor. Özellikle arasında hiç boşluk bırakmadan, mesela Fen Edebiyat'tan bir ders aldıysanız, ondan sonraki dersiniz Med B'de ise artık koşar mısınız, bisikletle mi gidersiniz bilmiyorum. Çünkü arasında hiçbir vaktiniz yoksa gitmeniz bayağı zor olacak. Şansınıza bazen hocalar dersleri erken bitiriyor ya da bazıları sonra başlıyor ya da arka arkaya çok fazla ders getirmemeye çalışıyorsunuz. Ama yine de kampüs bayağı büyük olduğu için bir yerden bir yere gitmeniz zor oluyor. Bu arada Maslak, Ayaza kampüsünden bahsediyorum. Tabii bunun bir de diğer kampüsleri var. Yanlışlıkla eğer ders seçerken bakmadıysanız bir dersinizi Ayaza'da, diğerini Taşkışlı'da, Gümüşsuyu'nda ya da Maçka'da aldıysanız ve arasında hiç boşluk yoksa biraz zor gideceksiniz oraya. Çünkü önce metroya bineceksiniz, sonra biraz yürüyeceksiniz falan. Nereden baksan yarım saat orada bir gidiş var. Öğlen mesela arasında bir saat bıraksanız da yarım saati gidişe neredeyse sürecek. Yemek yediniz anca derse giriyorsunuz falan. O yüzden ders seçiminde bu binaların konumuna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani bunu bir zorluk gibi söylüyorum ama dikkat ettiğiniz sürece çok da zor değil ve geniş bir kampüs olması bence çok da güzel. Ve İTÜ'nün son zorluğu da benim için ders seçimi. Umarım hala öyle değildir ama benim neredeyse İTÜ'deki 4-8 dönem ders seçtim sanırım, 8 ya da 9. Son 2 tanesi çok rahat olmuştur. Onun dışında geri kalanlar çok zorlu geçti benim için. Aynı anda herkes birden sisteme girmeye çalışıyor. Sistem çöküyor. İşte girdikten sonra anında hemen kodları yazmanız gerekiyor ki dersi alabilirsiniz. Alamadıysanız onun yerine yedek bir kod yazmış olmanız gerekiyor ki hemen onu alasınız falan. Hani ders seçme sistemi
Çok zordu. Çoğu kişi istediği dersleri zamanında alamıyordu. Çünkü bir de kontenjan kısıtlaması var. Hani böyle bir durum var. Ders seçmek bayağı zorlu. Umarım hala böyle değildir. Umarım daha kolay seçiliyordur artık. Bir de hangi dönemde ve kaçıncı sınıf olduğunuza göre ders seçme zamanınız da değişiyor. Mesela ilk dönem irregular olanlar sanırım ilk başta seçiyordu. Daha hiç kimseye açılmadan siz seçiyorsunuz. Bir de 4. sınıflarda sanırım. İşte seçmeli ders almak istediğinizde mesela İTB dersleri, onları anlattım diğer videoda. Sosyoloji, antropoloji, işte resim, şu bu gibi dersleri almak istiyorsanız bunların kontenjanları 20 kişilik falan oluyor. Birden bütün irregularlar ya da bütün 4. sınıflar girince sisteme tabii ki de hiçbir şey kalmıyor. O yüzden mesela siz ikinci seçenseniz, hani onlar ilk seçti sonra siz seçiyorsanız bir şey kalmıyor zaten, seçemiyorsunuz. Öyle garip şeyler vardı ama umarım hala aynı değildir. Hala aynıysa sabırlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Umarım derslerinizi çok kolay seçebilirsiniz. Evet, İTÜ'nün zorlukları böyleydi. Bunlar tabii benim düşüncelerim. Belki başkalarına başka şeyler zor gelmiş olabilir ya da bana zor gelenler sizin başkalarına çok kolay geliyor olabilir. Umarım işinize yarar bu video. Başka çekmemi istediğiniz video önerileri varsa ya da görmek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlara bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.